Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmren'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane ev yapımı bir krem hazırlıyoruz. Bu kremimizin gerçekten etkisine inanamayacaksınız. Bu kremle birlikte göz çevresinde eğer ki varsa kaz ayaklarından kurtulurken göz kapağı düşüklüğünden kurtulacak ve gözaltı morluklarını hayatınızdan sonsuza kadar çıkaracaksınız. Gerçekten çok etkili bir tarif. Bir hafta kullandığınızda muhteşem sonucu göreceksiniz. Ve sizlerin vazgeçilmez kremlerinden biri olacak. Gerçekten çok iddialı bir krem hazırlayacağız. Hem de çok ucuz ve çok basit malzemelerle. Şimdi hemen bu kremimizin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bu tarz göz kremlerini ben ufak kaplarda yapıp kullanıp daha sonra taze taze hazırlamayı seviyorum. Sizlere de mümkünse şöyle ufak kaplara hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu gerçekten çok önemli. Şöyle kabımızı yan tarafa alalım. Bu kremimizde arkadaşlar baz olarak aloe vera jelini kullanacağız. Aloe vera jelinin zaten girdiği yerde ne kadar güzel bir nem dengesi sağladığını, cildin sebum ve pH oranını dengelediğini hepimiz biliyoruz. Eğer ki sizler kırışıklıkları oluşmadan önlemek istiyorsanız genç yaştaki arkadaşlar da bunları kullanabilir. Mutlaka aloe vera ile hazırlamış olduğumuz kremleri deneyin derim. Çünkü cildin yavaş yavaş kurumaya başlaması cildimize yeteri kadar tonikleme işlemi yapmamamız ve tabii ki de gün içerisindeki yoğunluktan dolayı cildini kuruyarak nemini kaybedip daha sonra da kırışmalara oluşturmasına sebebiyet veriyor. Eğer ki sizler cildine, kendine bakımına önem veriyorsanız, kırışıklıkları oluştuktan sonra değil, oluşmadan önce çözmek istiyorsanız mutlaka aloe vera jelini hayatınıza katın derim. Ama tabii ki bu tarifte emin olun, önlemek kadar olanı da silmede mükemmel bir tarif. Eğer ki sizlerde ufak ufak kaz ayakları, ince çizgiler oluşmaya başlamışsa, güldüğünüzde, aynada yüzünüze baktığınızda o yandaki çizgiler sizi rahatsız ediyorsa çok doğru videodasınız. Bu tarifle birlikte bir haftada gözle görülür bir azalma sağlayacağız. Bu da sizleri çok motive edecek. Şimdi hemen şöyle aloe vera jelimizi açalım. Benim burada arkadaşlar kabıma göre ölçü vereceğim ben. Sizler daha fazla hazırlamak isterseniz bu oranları çarparak katları şeklinde kullanabilirsiniz. 2 kaşık kadar aloe vera jeli benim kabım için ideal oluyor. Aloe vera jeli tek başına bile kendi kendine çok etkili dedim ama tabii ki de bu tarifte daha da etkinleştirmek, daha da zenginleştirmek için içerisine çok kıymetli ilavelerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi acı badem yağı. Acı badem yağı gözaltı morluklarını gidermede çok etkili arkadaşlar. Sizler de daha öncesinde denemediyseniz mutlaka deneyin. Şöyle bir tık içerisine ilave ediyorum, bir damlacık. Badem yağları ile ilgili şu problem hepimizin aklına takılmış. Bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. Acı badem yağı arkadaşlar kıllanma yapmıyor ama tatlı badem yağının kıllanma yapma gibi bir etkisi de olabilir. Damladığım açık değilmiş. Bu arada şunu da güzelce açtırayım. Bu kesinlikle arkadaşlar sizin cilt yapınızla alakalı bir şey. Bazı insanlarda hiç kullanma yapmazken bazı insanlarda yan etki olarak kullanma yaratabiliyor. Ama acı badem yağının öyle bir özelliği yok. Zar zor içerisine bir damla ilave ettik. Gerçekten bazı damlalıklar insanı uğraştırabiliyor. Hızlı bir şekilde bunu yan tarafa alalım. Şimdi de içerisine jojoba yağı ilave edeceğiz. Jojoba yağının kırışıklıklar konusunda özellikle morarmalarda çok büyük bir etkisi var. Jojoba yağımızdan da içerisine ilave edelim. Şöyle bir iki damla kadar arkadaşlar içerisine ilave ettim. Ve içerisine krem formunu güzelce alması için gliserin ilave edeceğim. Şöyle gliserinimizi de baş aşağı tutalım. Biraz yavaş yavaş damlıyor ama. Beş altı damla kadar damlatacağım. Çok yoğun olduğu için. Bir. İkinci damla geliyor. İki. Şöyle üçüncü damla. Üç. Dört. Ve beşinci damla arkadaşlar. Bu da aksın. Damlalıklarla evet birazcık bugün sorunumuz var, neden bilmiyorum.
Şimdi de içerisine çok az bir miktar üzüm çekirdeği yağı ilave edeceğim. Allah'tan bunun damlalığı yok. O yüzden şöyle çeyrek kaşık kadar ilave edebilirsiniz. Hatta daha da fazla koyabilirsiniz. Ben gerçekten üzüm çekirdeği yağının cildimi gençleştirdiğini hissediyorum. Çok güzel işe yarıyor. Şimdi tek yapmamız gereken güzelce karıştırmak. Burada karıştırma çok önemli. Karıştırdıkça görüyorsunuz form değiştirecek. Daha kremsi bir yoğunluğa geçecek. O yüzden 2 dakika karıştırayım olmuyor. Burada güzel bir şekilde birazcık bilek kuvvetiyle böyle krem formunu yakalayana kadar daha benim istediğim forma gelmedi bile. İyicene karıştırıyorum. Yoğun bir şekilde kremimiz hazır olsun. Bunu böyle ufak kürdanla ya da minik karıştırıcıları olanlar varsa evlerinde onlarla yaparlarsa çok daha güzel oluyor. Normal kaşıkla karıştırdığınızda bu kadar güzel yoğunluk elde edemiyorsunuz. Şöyle krem gibi birazcık daha da karıştıracağım ben bunu. Daha tam istediğim forma gelmedi. Karıştırdıkça krem oluyor. Şöyle artık benim kremim hazır. Peki şimdi bunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Onunla ilgili size çok önemli bir püf noktası vereceğim. Püf noktamız geldi arkadaşlar. Püf noktamız tabii ki de üzüm. Burada bir adet üzümü şöyle iri bir adet üzüm kullanırsanız çok daha pratik olur. Daha sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisinde çekirdekleri var. Bu çekirdeklerini çıkartmanızı sizlerden rica ediyorum ki gözünüzün içerisine batmasın, girmesin. Daha kolay bir şekilde uygulayalım. Şöyle bunu da çıkartıyorum. Çekirdekleri asla çöpe atmayalım. Çünkü bunlardan mükemmel bir yağ yapacağız. Şöyle. İyice de üzümlerimin üzerine üzümün suyunu çıkartmak için minik minik kesikler, bıçak darbeleri atıyorum. Tabii ki de bu işlemi yaparken dikkatli olalım. Şu şekilde üzümümüz hazır arkadaşlar. Şimdi üzümümüzün üzerine daha önceden de kremimiz içinde kullandığımız tabii ki de üzüm çekirdeği yağımızdan kullanacağız. O yüzden ben üzüm çekirdekleri çıkartalım atmayalım dedim. Bunu hazır alabildiğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ufacık bir üzüm çekirdeği yağı ikisine birden yetiyor. Şöyle birazcık kaşıkla da iyice üzümün suyu ve çekirdeğin yağı böyle bir karışsın. Bunları hazırladık. Peki bunları nasıl uygulayacağız? Bunu arkadaşlar gözaltı morlukları için kullanacaksınız. Gözaltımıza şöyle güzelce masaj yapıyoruz. Bakın çok fazla bastırmıyorum. Zaten üzüm çekirdekleri çıkartırken bıçak darbeleri vurmuştuk. Şöyle üzüm suyu çok hızlı bir şekilde geliyor. İyice göz çevremize bunu masaj yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman için içeriden burundan dışarıya doğru, burundan kulağa doğru hareketlerle masajınızı yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde bunu uyguladıktan sonra bir 5 dakika kadar bunu cildinizde bekletelim. Cildinizin artık bu üzüm çekirdeği yağı ve üzüm suyunu emdiğine emin olduğunuz zaman arkadaşlar şöyle kremimizi hiçbir zaman için direkt el değirmenizi tavsiye etmem. Ufak bir çubuk yardımıyla içerisinden alalım ve uygulayacağınız yerlere şöyle nokta nokta bırakırsanız daha güzel olur. Nokta nokta göz çevrenize bunları bırakın. Ve parmaklarınızın ucuyla tampon hareketlerle bunu gözlerinizin altına ya da 360 derece uygulamak isteyenler 360 derece uygulayarak şöyle güzelce tampon hareketlerle masaj yaparak bunu göz çevrenize uygulayın. Bugün sevgili arkadaşlar sizler için sadece 2 adımda sağlıklı göz çevresine ve gençleşmeye yönelik mükemmel bakımlar hazırladık. Umuyorum sizler bu tarifleri beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin.